Merhabalar sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Heyrati Sersera Serçeva Hatı, Rojba Şevalme. Seçimlerden çıktık. Türkiye'nin eşitlik, özgürlük, adalet, demokratik ve sosyal haklar mücadelesi nasıl seyrediyor? Yakın ve orta vadede bizleri nasıl bir mücadele bekliyor? Yerel seçimler partimizin ve başta Barış ve Demokrasi Partisi olmak üzere bütün bileşenlerimizin gelecekteki görevlerini aydınlatan bir genel bilanço çıkartmaya yardımcı olacak kimi sonuçlar verdi. Bunların en başında partimizin bütün linç girişimlerine, saldırılara, yalan ve iftira kampanyalarına, damgalama ve karalamalara, dudak bükme ve hiçe sayma çabalarına karşın evet ispatı vücut etmeyi başarmış olması var. Doğrusu partimiz yola koyulurken de yolculuğumuzun Kızılay'da, Bağdat Caddesi'nde, Kordon'da ya da ofiste piyasa yapmaya benzemeyeceğini biliyorduk ama maddi, entelektüel ve siyasi hayatımıza kastedenlerin bu kadar çokluk ve çeşitlilik gösterebileceklerini, ne kadar ayrı cephelerden saldırır görünseler de birbirlerini bir orkestra gibi böylesine bütünleyebileceklerini tahmin edemezdik. Ama Urla'da, Fethiye'de, Aksaray'da partililerimize linçe kalkışan ırkçıyla ona kol kanat giden emniyet müdürüne, linççiye mazeret uydurmak için bin dereden su getiren ulusolcu profesöre, partimizin bir ortak mücadele alternatifi olarak boy vermesinin geleneksel içe kapanıklık konforuna son vereceği endişesiyle sandıktan hiç çıkmasınlar diye Allah'a yarvaranlara, Karadeniz'de, Ege'de, Çukurova'da, Orta Anadolu ve Trakya'da uyuklayan hücrelerini uyandırıp HDP'lilerin üzerine salan gladyoculara, bu saldırganlığı önlemekten başka bir görevi olmadığı halde HDP'yi baskı altında tutmak ve gücünü kırmak için kontrollü gerginlik siyasetinden medet uman hükümete, AKP ve CHP tabanındaki emekçilere, Kürtlere ve Alevilere kendi seçeneklerine yönelmeleri için yol gösteren sözcülerimizi ve adaylarımızı küçük düşürmek için birbiriyle yarışan yandaş ve candaş medya erbabına inat, seçim sonuçlarının da gösterdiği gibi vardık, varız, var olacağız. Hiçbir hazırlığı yokken sadece 4 ay içerisinde HDP iç hayatımız ve içinde yaşadığımız özgür evrenin koşullarınca bir ölüm perendesi atmaya zorlanmış ve sonuçta ayaklarının üzerine düşmeyi başarmıştır. Mutlak hakikat budur. Bu koşulları hesaba katmaksızın ileri sürülen bütün mülahazalar boş laftan ibarettir. Eskilerin güzel deyişiyle lafı güzaftır, kulak asmayız arkadaşlar. Öyledir de bu henüz sadece partimiz için ve görece iyi bir şeydir. Yoksulların, ezilenlerin, dışlananların, hakkı çiğnenenlerin, özgürlük için yanıp tutuşanların yalnızca küçük bir bölümü HDP'ye evet seni tanıyoruz, sana inanıyoruz demiştir. Şimdi bu mesele bu ilk kuvvet merkezinden, bu sadık çekirdekten alınan güçle ileriye doğru atılmak, Türkiye ve Kürdistan'ın mücadele dinamiklerinin dolaysız bir bileşeni haline gelmek, uzak amaçlarımızı güncel mücadelenin ateşinde sınamak, işleyen, çalışan, Türkiye'nin her yerinde var olan bir parti olarak kendi temelleri üzerinde kendimizi yeniden kurmaktır. Bunun için bileşenlerimize, başta Barış ve Demokrasi Partisi olmak üzere bütün politik güç kaynaklarımıza güveniyoruz. Ama en az onlar kadar HDP'ye HDP olduğu için gelmiş, siyasete HDP'de gözünü açmış, HDP'nin yerel yönetim adaylıklarına talip olmuş, bunları üstlenmiş, kampanyalarında hamallık etmiş bütün kadın ve erkeklerimize güveniyoruz. Onlara müteşekkiriz. İyi ki vardılar, iyi ki varız, iyi ki hep beraberiz. Yerel seçimler sosyal mücadelelerin içinden doğan güç kaynaklarını bir kirli iktidar mücadelesinin yol açtığı kutupsallık içinde heder etti ne yazık ki. Gezi isyanıyla birlikte siyasete gözlerini açmış kuşaklarımızın Ankara'da, İstanbul'da, Mersin'de, Adana'da, başka yerlerde CHP cemaat ortaklığının velvelesine kapılarak AKP'den kurtuluş seçeneği diye
sağın, ırkçılığın, sermaye baronlarının adaylarının peşine takılmış olması gençliğimizden umudumuzu kesmek için bir neden olamaz. Gençliğe güveniyoruz. Kusuru gençlerde değil, henüz onlar için güven verici bir siyasal ve toplumsal mücadele merkezi haline gelememiş oluşumuzda, AKP'ye yönelik eleştirimizi görünür kılacak araçları yaratamayışımızda, CHP'ye yönelik eleştirimizi anlaşır kılamayışımızda arayalım. Her şeye karşın gerçekler öğreticidir. CHP'nin iç muhasebesinden dışarıya dökülen milliyetçilik ve cemaat işbirliği eleştirilerini bizim eleştirimizin bir yansısı olarak da düşünebiliriz. Ancak şunu asla aklımızdan çıkarmayalım. Partimiz toplumsal ve politik muhalefetin başını çekmek için elinden gelenin çoğunu yapmadıkça, anlamlı bir demokratik ve sosyal muhalefet ortaklığı örmek için yeni siyasetler geliştirmedikçe, başlı başına bir çekim merkezi olmayı ve geleceğin iktidar adayı olduğu iddiasını ete kemiğe büründürmeyi başaramayacaktır. İlk işimiz kendimize çeki düzen vermek, kısa bir seçim sonrası molasının ardından yeniden örgütlenme ve parlamentoda ve parlamento dışında halklarımızın özgürlük ve demokrasi umudunu yeniden parlatmaktır. Buna çok büyük ihtiyacımız var sevgili arkadaşlar. Çünkü geçtiğimiz yıl Sayın Öcalan'ın açtığı barış ve demokratik siyaset yolunun doğurduğu umutlar, hükümetin barışı maddi dayanaklara kavuşturmak için elle tutulur hiçbir adım atmaması yüzünden, barışın can suyu olan özgürlük ve siyasi katılım alanlarını genişletmek yerine siyasi İslamcı rakipleriyle tutuştuğu iç savaşın da beslediği koyu bir baskıcılığa yönelmesi, Kürdistan'da giderek yaygın bir bıkkınlık ve umutsuzluk, Türkiye'de ise bir aldırmazlık ve umursamazlık havasının doğmasına yol açıyor. Hükümetin cılızlaşan toplumsal dayanaklarını ikame için milliyetçi ve militaristlerle ittifaka yönelişinin barış ve çözümün yeminli düşmanlarının ellerini kuvvetlendirdiğini, zaten çok sınırlı olan çözüm iradesinin giderek zayıflamakta olduğunu görmemek için görme yetimizi yitirmiş olmamız gerekir. Yerel seçimlerle Cumhurbaşkanlığı seçimleri arasında havada asılı duran soru 30 Mart öncekisindeki soruyla aynı. Türkiye demokrasi yolunda mı ilerleyecek, yoksa artan baskı ve yasakların ima ettiği gibi otoriterleşen, diktatöryal, gitgide faşizme açılan bir yönetim altına mı girecek? Bu sorunun yanıtı, Kürt sorununun çözümü için açılmış olan sürecin nereye evrileceğine sıkı sıkıya bağlı. Seçim sonuçlarının gösterdiği AKP'nin ve Tayyip Erdoğan'ın tutturduğu yolun bir çıkmaz sokağa yöneldiğidir. Yuvarlamalı, toparlamalı hesaplar kimseyi yanıltmasın, başta AKP olmak üzere kimseyi aldatmasın. Bizzat Erdoğan'ın bir tür referanduma dönüştürdüğü seçimler hükümet partisinin siyasal konumunu korusa da toplumsal desteğinin daralmakta olduğunu açıkça ortaya koydu. Eğer bir yıldan bu yana yaşanan çatışmasızlık ortamı olmasa, süre giden çözüm süreci olmasa Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluk olaylarına bulaştığını artık saklayamayan hükümeti ayakta kimse tutamazdı. Son 30 yılın siyasi tablosuna göz attığımızda Kürt sorununa çözüm getiremeyen bütün hükümetlerin birer birer siyasi kadavraya dönüştüğünü, iktidar partilerinin birer birer yok olduklarını görürüz. Özal'ın ve Yılmaz'ın ANAP'ını, Süleyman Demirel ve Tansu Çiller'in DYP'sini, Bülent Ecevit'in DSP'sini hatırlayalım, AKP hatırlasın. CHP'nin Kürdistan'da bir tabela partisi olmaktan ileriye gidemediğini, MHP'nin esasen yok hükmünde olduğunu da aklınızda tutun. Eğer ya aynı yolda devam edecek olursa, AKP tabelalarının ineceği günler de çok uzakta değildir. Kürt sorununun kalıcı ve demokratik bir çözümü bir başka bahara ertelenebilecek noktayı çoktan aşmıştır. Cumhurbaşkanlığı tartışmalarıyla, paralel devlet kavgalarıyla, yapay gündemlerle Kürt sorunu artık idare edilemez. Bu ülkenin temel sorunu Ağustos'ta Çankaya koltuğuna kimin oturacağı meselesi değildir. Asıl mesele bu ülkede gençlerin birbirine karşı mevzilenmeden binlercesinin doğdukları köylere 20'li yaşlarında bir tabut içerisinde geri dönmemeleri için kalıcı barış, çatışmasızlık nasıl gerçekleştirilecek? Çözüm süreci nasıl ve hangi adımlarla ilerletilecek? Esas üzerinde durmamız gereken noktalar bunlar. Bu ülkenin Çankaya yolunda koltuk sevdası için terleyen Cumhurbaşkanı adaylarına ihtiyacı yok. Bu ülkenin çözüm ve barış yolunda
gerçekten ter döken, emek sarf eden, gece gündüz çalışan liderlere, yöneticilere ihtiyacı var. Oysa hükümetin son aylardaki icraatına baktığımızda gördüğümüz tablo şu. Kürdistan'ın dörde bölen Irak ve Suriye sınır hattının iki yanında da gerginlik var. Çatışma riski giderek artıyor, büyüyor. Özellikle karakol inşaatlarının hızlanması, askeri birliklerin sınır hattında yoğunlaşması ve karakol inşaatlarını protesto eden halka karşı sert müdahalelerde bulunulması gerginliği artırıyor. Bunlar çözüm hedefi ve niyeti olan bir hükümetin uygulamaları olamaz. Çözüm isteyen bir hükümet karakol yapmaz, sınıra asker yığmaz. Çözümü hedefleyen hükümet sınırda değil, Ankara'da, parlamentoda demokratik yasal adımlarla halkın karşısına çıkar. Sıcak noktadan, sınırdan gelen haberler açıkça gösteriyor ki Hakkari valisi tavır ve tutumlarıyla Hakkari'de barış sürecini bizzat kendisi akamete uğratıyor. Geçen yıl STK'ların valiye yaptığı bir ziyareti örnek göstererek ben olsam barış süreci tanımazdım, herkesi tarardım sözlerini sarf ederek halkı tehdit etmiş olan bir vali bu kentte terör estiriyor. Barış nöbetine başlanmadan önce defalarca randevu talep edilmesine rağmen ki Hakkari'de Kato çevresinde bir barış nöbeti uygulaması var halkın öncülerinin. Vali bu görüşmeyi kabul etmedi. Dünkü protestolarda Hakkari'de askerler il başkanına ve belediye başkanına silah doğrulttular, tehdit ettiler, gerçek mermiler kullanarak kitlenin başı üzerinden ateş ettiler, durdurmaya çalıştılar. Başta barış anneleri olmak üzere kitlenin üzerine atılan taşlar yaralanmalara yol açtı. Kent merkezinde yaşanan olaylarda 15 yaşında Azat Karagöz adlı bir polis ve bir genç çocuk polisin attığı gaz bombasıyla yaralandı. Olayı örtbas etmek için çocuğun damdan düştüğü söylenmekte. Ancak Azat Karagöz şu anda yoğun bakımda yatıyor. Hakkari'de yaşanan olaylar yüzünden barış ağır yara alabilir. Uyarıyoruz. Hakkari valisine bir şey yapın. Görevden alın. Soruşturma açın. Bu fütursuzluğu, başına buyrukluğu, savaş ağalığını, derebeyliğini sona erdirin. Yoksa doğacak her türlü gerginliğin gerisinde bir hükümet unsuru, bir hükümet ajanı olacaktır. Biz de bundan ötürü paralel yapıyı değil, hükümetin kendisini sorumlu tutacağız. Bıktık artık bu paralel yapı masallarından. Bunlarla beraber Türkiye'yi ezerken, sömürürken, soyarken iyiydi. O zaman madem öyle eski ortaklarınızdan el sıkışın, ayrılın veya bir şey yapın. Hükümet birer birer Anayasa Mahkemesi'nden dönmeye başlayan yasalara bakarak Anayasa Mahkemesi'ni de havaya uçurma hesapları yapıyor. Oysa bunun yerine Anayasa Mahkemesi kararlarını fırsat bilerek bunları toplumsal muhalefetle bir diyalog imkanı olarak da değerlendirebilirdi. Gerek hükümetin aldığı idari sosyal medya yasaklarının kaldırılması, gerekse HSYK yasasında yapılan kısmi değişikliklere gayrimilli diyerek karalama çabaları Ergenekon ağzıyla konuşmaktan başka bir şey değil. Anayasa Mahkemesi bir mahkeme ise aslında hükümet ve parlamento tarafından vermekten kaçınamayacağı kararları almaya zorlanıyor. Evet, temel hak ve hürriyetler meselesi hakikaten gayrimillidir. Bunun millilikle bir ilgisi yoktur, evrenseldir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası açıkça yazar, der ki yerel mevzuatla çatıştığı takdirde uluslararası sözleşme ve anlaşma hükümleri insan hakları meselelerinde geçerlidir. Elinizdeki anayasa bu iken anayasanın aldığı kararı gayrimilli diye karalamak olsa olsa Ergenekon ağzıyla konuşmak olabilir. Ama şimdi hükümet Ergenekon sanıklarıyla kol kola, kucak kucağıdır. Şimdi artık ağız ağıza da olmaya başlamıştır. Kutlu olsun, uğurlu olsun ama bundan barış doğmaz. Herkese bunu söylemek isteriz. Twitter'ın ve YouTube'un sahiplerinin vergi ödemeye, sahibi olan şirketlerin vergi ödemeye zorlanması için bu kararın alınmak istenmesi, bunun için bunların yasaklandığı tezleri de sadece insanı güldürebilir. Çünkü buradan beklenen toplam yıllık vergi geliri 50 milyon dolardır.
hükümetin uluslararası ortaklı konsorsiyumlara, şirketlere tanıdığı vergi bağışıklığı, vergi muafiyeti, vergi iadesi ise yıllık milyarlarca dolar mesabesindedir. Bunlar kimseyi kandırmaz. Konu esasen Tayyip Erdoğan'ın kurtulamadığı kuyruğu, yolsuzluk, ailesi, efradı, kendi tabiriyle haremi, gözdeleri, yakınlarıyla birlikte hem haber olmaktan kendisi hakkındaki yolsuzluk iddialarının açıkça konuşulmasını yasaklamak, hem de bununla ilgili yargı tedbirlerinin önünü kesmek için alınan tedbirlerden ibarettir. Ama hepsi birer birer Anayasa Mahkemesi'nden dönüyor. Çünkü böyle kararlar, böyle parlamento kararları, böyle yasalar olamaz. MİT yasasının başına gelecek olan şey de aynıdır. AKP çoğunluğunca meclisten geçirilmeye başlanmış olan bu yasalar, Türkiye'nin uymayı taahhüt ettiği Kopenhag kriterleri ve Avrupa Konseyi'nin ve anayasanın kişi hak ve özgürlükleriyle idarenin yargı denetimine tabi olması kriterlerine temelden aykırıdır. Bu haliyle geçirilse bile bir kez daha Anayasa Mahkemesi'nden dönmesi mukadderdir. Aslında Tayyip Erdoğan'ın kendisini, iş ve siyaset alemindeki gözdelerini, haremini ve yakınlarını koruma kaygısının egemen olduğu bu yasama teşebbüsleri daha çok Abdülhamit'in Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nı akla getiriyor. Kısaca size anlatayım, tarihe böyle bir referans bizim için önemli. Çünkü Abdülhamit muhalifleriyle, devlet içindeki karşıtlarıyla karşı karşıya kaldığında kendisine bağlı bir istihbarat teşkilatı, 1880'de ilk kez Türkiye'de bir istihbarat teşkilatı kurmuştu. Veziri dahil başkalarının adına devlete karşı çalıştığını düşündüğü insanları takip etmek için tek bir kişiye, Abdülhamid'e bağlı bir hizmet teşkilatı kurdu. Teşkilat daha sonra Abdülhamit için çalışanlar ve çalışmayanlar olarak birbirinden ayrıldı. Yurt dışında muhalifleri takip etti. Jön Türkler denilen reformcu saray erbabı ve aydın ve düşünürleri takip etti. Yılda 3000'den fazla jurnal, ayda 3000'den fazla jurnal işleyen bir özel teşkilata dönüştü. 1908'de Abdülhamit tahttan inince bu teşkilat da ortadan kalktı. Abdülhamit kendisi şöyle demiş: yabancı devletler kendi emellerine hizmet edecek kimseleri vezir sadrazam mertebesine kadar çıkarabilmişlerse devlet emniyet içinde olamazdı. Doğrudan doğruya şahsıma bağlı bir istihbarat teşkilatı kurmaya bu düşünceyle karar verdim. İşte düşmanlarımın jurnalcilik dedikleri teşkilat budur. Size bir şey hatırlatıyor mu bu? Bu argümanı, bu mülahazaları çok duyduğumuzu hatırlıyor muyuz? Hatırlıyoruz. Bu Tayyip Erdoğan'ın retoriği de, ağzından çıkan belagat da aynen böyle. Şimdi şunu tabii hatırlatmak acaba bir işe yarar mı? Aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünün nedenlerinden biri de böylesine bir tek kişi yönetimine bağlanmış olması ve bu yönetimin bir istibdat, bir tiranlık yönetimi haline gelmiş olmasıydı. Şimdi çözüm ve barış ile yükümlü bir hükümetin bu baskı yasalarını çıkartıp bütün bunların aslında çözümü güvence altına almak için yapıldığını söylemesine biz ancak gülebiliriz. Çünkü bu yasa çözüm görüşmeleriyle ilgili olarak sadece kendi personeli güvence altına alıyor ve üstelik sadece onları güvence altına aldığını da düşünemeyiz. Hükümetin son zamanlarda medyaya düşen marifetlerini hatırlayalım. Suriye'de bir saldırı tertip etmek için yapılan zihin egzersizlerini, Amerikalı gazeteci Seymour Hersh'ün ortaya attığı Türkiye'den giden ham maddeyle imal edilmiş ÖSO ve diğer çetelerin elindeki sarin gazı kullanımı ve bununla birlikte ortaya çıkmış olan katliamı, bunları hatırlayın. O zaman tabii güvence altına alınması gereken çok fazla sayıda personel olacağı için yasaya bu hüküm eklenebilir. Bizim vekillerimiz, İmralı'ya gidip gelen temsilcilerimiz sadece ve sadece halka bağlıdırlar. Devletin kendi adamlarını, Tayyip Erdoğan'ın kendi unsurlarını, kendi elçilerini, kendi işbirlikçilerini güvence altına almaya
almak için çıkarttığı bir yasa bizim için bir güvence değil, olsa olsa bir tehdit olabilir. O yüzden bizi bunlarla kimse kandıramaz. Barış ve Demokrasi Partisi bir yasa tasarısı sundu meclise. Toplumsal müzakere ve barış yasası. Süreci güvence altına alacak olan şey budur. Parlamentonun sürece dahil olmasıdır. Bir yasaya bağlanmasıdır. Sürecin bu hükümet kalsa da gitse de güvence altında olması, gelen her hükümet tarafından takip edilmesinin en önemli güvencesi budur. Biz bu yasanın çıkarılmasını istiyoruz. Bu yasadan başka hiçbir şey bizim işimizi görmez. O nedenle bizi kendi güvenlikçileri için çıkartmış oldukları yasayla avutamazlar. Halkı bununla kandıramazlar. MİT yasasına da, HSYK yasasına da, sosyal medya yasaklarına da açıkça karşıyız. Biz elimizden geleni yapacağız parlamentodan çıkmaması için. Çıkarsa da anayasa mahkemesi de bozarsa helal olsun. Biz bu bozma kararlarını onaylıyoruz, doğru buluyoruz. Anayasa mahkemesi her zaman bizler lehine karar vermiş olmasa da eninde sonunda hükümete sınırlarını hatırlatacak olan bir güce ihtiyaç var bu toplumda. Anayasa Mahkemesi kimsenin bu işi yapmadığını gördüğü bir anda görece özerk bir tutum takınarak bu pozisyonu sürdürüyor. Biz daha çok demokrasiyi güvence altına almak için sadece Anayasa Mahkemesi'nin değil, bütün yargıçların, kamuoyunu oluşturan ve Türkiye'de demokratik bir yönetimi güvence altına alan bütün güçlerin, unsurların aynı bir biçimde seslerini çıkartmaya devam etmelerini isteriz. Sevgili arkadaşlarım, Tayyip Erdoğan hükümetinin yaratmış olduğu savaş tehdidi sadece Kürdistan'da PKK gerillaları ile hükümetin çatışma halinde olduğu sınır boylarında değil, aynı zamanda Rojava'da başlayan devrimin cereyan ettiği Türkiye'nin güney sınırlarında Kürdistan'ı ikiye bölen, batıyı ikiye bölen güney sınırlarının iki tarafında cereyan eden faaliyetlerden de görülebilir. Hükümetin sınıra duvar örme girişimlerini biliyoruz. Buna yakından tanık oluyoruz. Şimdi hükümetle yakın işbirliği halinde Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminin yönetici partisinin de benzer tedbirleri sınır boyunda almakta olduğunu, Rojava'yı birçok yönden kuşatmakta olduklarını görüyoruz. Bu siyaset hiçbir hayır getirmez. Rojava devriminin eksiklerini, gediklerini Kürdistani alemde beğenenler olabilir, beğenmeyenler olabilir, buna eksik ya da tamam diyenler olabilir. Ama şunu hatırlatmak isteriz. Dün Enfal'in yıl dönümüydü. Irak Kürdistan'ında, güneyde esasen Barzan aşiretinin çok büyük çoğunlukla mağduru olduğu bir soykırım, Irak hükümeti eliyle, devrilen Saddam hükümeti eliyle uygulanmış, 180 bin insan hayatını kaybetmişti. Aynı gerekçelerle Kürtlerin kendi özerkliklerini, kendi hayat ve haklarını kendi başlarına idame ettirme ısrarına karşı girişilmiş bir merkezi hükümet saldırısıydı. Şimdi bu saldırı sırasında Kürdistan'ın rakip partileri YNK ve KDP birbirleri karşısında bir mütareke ilan ettiler. YNK bütün bu çatışma boyunca, Enfal boyunca 4-5 yıl süren bu imha ve yok etme harekatı sırasında KDP ile omuz omuza mücadele etti. Bizzat bu mücadelenin, bu saldırının, Enfal'in mağdurları şimdi Rojava'da boğulmak istenen devrimin karşısında değil, onun yanında, onunla omuz omuza, o devrimin gerçekleşmesi, onun hem Esad rejiminden hem El-Nusra çetelerinden kendi özerkliğini sağlaması için onların yanında olması icap etmez mi? Kürdistan tarihi birçok şerefli sayfayla doludur bir sürü yenilginin yanı sıra. Bu şerefli geçmişi bir kere daha biz KDP'nin hatırlamasını Rojava'ya karşı Türkiye hükümetinin yanında değil, Rojava devriminin yanında olmasını istiyoruz. Onunla dayanışma içerisindeyiz. Çünkü Rojava devriminin Suriye'de başlatılmış olan büyük iç çatışmadan ortaya çıkmış olan biricik olumlu şey olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Bölgemize nasıl esin kaynağı olduğunu, nasıl demokratik bir heyecanı yarattığını, nasıl Suriye'deki
El Nusra, El Kaide, IŞİD çetelerinin saldırganlığı karşısında biricik diri halk gücü olarak kendisini koruduğunu ve bölgenin diğer halklarına nasıl örnek olduğunu görüyoruz. Laikliğin, özerkliğin, kendi kendini yönetme hakkının devrimci demokratik gelişmelerin kaynağında yer alan bu hareketi Kürdistan'ın bütün partilerinin de selamlamasını istiyoruz. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak Türkiye'nin bütün demokratik ve özgürlük güçlerinin ortak mücadele merkezi olarak Rojava'ya buradan bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha selam gönderiyoruz. O yüzden Türkiye hükümetini duvar ve hendek siyasetinden vazgeçmeye ve Rojava'nın özerkliğini tanımaya, Rojava hükümetiyle, kantonlarıyla iyi ilişkiler kurmaya, insani yardım kapılarını açık tutmaya davet ediyoruz. İnanınız ki bu Türkiye'deki sorunun çözümü bakımından da son derece önemli bir inisiyatif olacaktır. Ancak hükümet bu noktada da savaş tedbirlerinden vazgeçmediğini bize gösteriyor. Sadece Rojava'ya değil, Suriye Ermenilerine karşı, Asurilere karşı ve Nusayrilere karşı girişilmiş olan bütün katliamların lojistik desteğinin Türkiye sınırlarından Suriye'ye doğru aktığı da herkesin bildiği bir sırdır. O yüzden bu siyasete son vermeyi, savaş yürüten bir hükümetin barış siyaseti kuramayacağını söylemek istiyoruz. Öte yandan savaş siyasetine taban oluşturan tekçi ve merkezci görüşlerde hala hiçbir aşınma göstermeksizin varlığını sürdürüyor. İki gündür Diyarbakır'da büyük bir güçle, büyük bir destekle yerel yönetimi devralan Barış ve Demokrasi Partisi'nin önceki eş başkanı sevgili Gültan Kışanağ'ın ortaya koyduğu yeni yönelişler derhal boğulmak üzere girişime başlandı. Gerek hükümet mensupları, gerekse yandaş kalemşörler, Gültan Kışanağ'ın son derece net, son 10 yıldır Barış ve Demokrasi Partisi'nin savuna geldiği tezlerini şimdi kuvveden fiile çıkartma arzusunu ifade etmesini bir tür linç ile bastırmaya çalışıyorlar. Her şeyden önce buradan açıkça ilan ediyoruz. Gültan Kışanağ'ın ve Ahmet halkının yanındayız. Onların bütün talepleri bizim de talebimizdir. Ancak bu kadar açık, demokratik, çağdaş, modern, dünyanın bütün ülkelerinde neredeyse uygulama halinde olan bir tedbirler bütününü kendi yerel yönetim başkanlığı dolayısıyla gündeme getirme çabasını böylesine bir harp havası haline sokmanın hiçbir anlaşılabilir tarafı yok. Gültan Kışanağ'ın söylediği şey son derece basit ve açık. Halk kendi kendini yönetecekse kendi kaynaklarına tasarruf edecek. Olmayan kaynakları da merkezi devlet bütçesinden isteyecek. Dünyanın bütün ülkeleri neredeyse, batımızdaki bütün ülkeler, Avrupa Konseyi üyeleri, doğumuzdaki bütün ülkeler neredeyse aşağı yukarı böyle yönetiliyorlar. Bunlar arasında Türkiye bir adacık olarak 1930'lardan kalma devlet teşkilatı modelini sürdürmeye çalışıyor. Bakın arkadaşlar, mesele asla ve asla petrolden pay meselesi değildir. Çünkü petrol payı zaten AMED'indir. Ama şimdiki uygulamalara göre devletin aldığı petrol üretiminden, diğer maden çıkarımı hizmetlerinden aldığı devlet hakkının %50'si merkezi bütçeye, %25'i il özel idaresine, %25'i de köy hizmetlerine aktarılır. Zaten daha şimdiden bu gelirlerin %50'si yerelde tutulmaktadır. Şu farkla ki bunlar her ikisi de devlet teşkilatının yerel ayaklarına aktarılmaktadır. Gülten Kışanağ'ın söylediği açık ve basit gerçek, yerel yönetimlerin bu kaynaklara tasarruf etmesinin hakkı olduğu, seçimle gelen yerel hükümetin yani belediye meclisinin ve başkanının bu kaynaklara tasarruf etmeyi istemesidir. Bu aslında bir anayasal değişiklik bile değildir. Bir iller idaresi yasasındaki bir değişiklik de bugün bütün bu kaynaklar belediyeye
döndürülebilir. Bunun önünde hiçbir engel yoktur. Vatanın dört bir tarafı oradan gelen buraya nasıl gider falan diye bütün bu tülaata, boş palavralara da hiç ihtiyaç yoktur. Açın iller idaresi yasasını, bakın il özel idaresi yasasına bakın, göreceğiniz şey yerelde çıkartılan bütün madenlerden elde edilen gelirlerin yarısının yerelde kalacağını amirdir. Aslında Türkiye'nin devlet teşkilatı modeli şöyledir. Bizim öngördüğümüz her şeyi öngörmüşlerdir. Bunların bir hak alanı olduğunu tespit etmişlerdir. Sadece bu hakları halka değil devlete bağlamışlardır. Biz tersine çevrilmesini istiyoruz. Halkın hakkını halka, devletin hakkını devlete, adil bir bölüşüm, bir ortak proje içerisinde gerçekleşebilir. Üstelik bu sadece ve sadece Kürtlerin yaşadığı illerin meselesi de değil. Tabii burada 10 yıllar süren, bir asra yakındır süren bir tür sömürgecilik uygulamasının yol açtığı tahribatın tanzimi, buradan göçen insan kaynağının, buradan sömürülen, soğurulan maddi ve manevi kaynakların bir şekilde telafisi gerekir. Bu bahsi diğer, bunları ileride konuşuruz. Ama aynı şeylere Enerji Bakanı'nın sözleriyle cevap vereyim. Aynı şeylere evet Antalya'nın da, evet Trabzon'un da, evet Mersin'in de, evet İstanbul'un da ihtiyacı var. Bakın bugün Antalya'da turizm gelirlerinden doğan vergi hakkı yıllık aşağı yukarı 400-500 milyar dolar mesabesindedir. Toplanan vergi geliri sadece 10 milyon dolardır. Gerideki büyük muazzam fark şirketlerin hesabına kar olarak yazılmaktadır. Bu vergileri Antalya yerel yönetimi toplasaydı Antalya'nın kaynağı bugün bir küçük devlet bütçesi kadar olurdu. Antalya halkı da bunu adil olarak üleşebilseydi eğer, Türkiye'nin en mamur müreffeh bölgelerinden birisi şimdikine rağmen olabilirdi. Antalya'nın görünüşteki bütün parlaklığı kıyı boyundaki turizm işletmeleri ve onların çevresinde yaşayan bir avuç insanla ilgilidir. Antalya'nın esas halkı, orada doğup büyüyenler, Yörükler, oraya daha sonradan göç eden Kürtler, Araplar, bütün bu kaymak ziyafetinin yanında açlıktan kavrulmaktadırlar. Kaynaklar böylesine çarçur edilirken bu talebi ortaya koyanlara vay devlete ne yapmak istiyorsunuz diye ayaklanan aslında şu sorunun cevabını vermelidir. Siz halka ne yapmak istiyorsunuz? Niçin halkı soyup soğana çeviriyorsunuz ve onların kendi kaynaklarına ve kendi gelirlerine tasarruf etme talep ve arzularını yasakmış, günahmış, ayıpmış diye ortaya koyuyorsunuz. Yasak olan, ayıp olan sömürüdür, faşizmdir. Utanın be, utanın. Eğer Mersin gerçekten bir özerk yönetime sahip olabilmiş olsaydı, şimdi Mersin'in en verimli tarım bölgelerinden bir tanesinde kurulmak istenilen nükleer santral hiçbir zaman kurulamazdı. Mersin'in %90'ı bu santrale karşı. Ama merkezi idare, Enerji Bakanı Taner Yıldız bu santrali buraya yapmakta kararlı. Niye? Aslında bizim enerji, Türkiye'nin enerji ihtiyacıyla da bunun bir ilgisi yok. 10 yıl içerisinde bu bitecek. Rantabil çalışması için de bir 10 yıla daha ihtiyaç var. Milyarlarca dolar buraya sarf edilecek. Ekonomik ömrü 30 yıl. 30 yıl sonra bunu yok etmek için milyarlarca dolar daha toprağa gömmeniz gerekecek. Ama buradaki iddia sadece şununla ilgilidir. Türkiye nükleer kulübe katılmak istemektedir. Herkes nükleer kulüpten kaçmak için fırsat ararken nükleer kulübe katılmak istemek ve bir nükleer bomba yapma potansiyelini elde tutmak istemektedir. Hepsi bundan ibarettir ve bunun için Mersin, sadece Mersin değil, bütün Türkiye tehdit altındadır. Ama özerk bir Mersin ve özerk bir Mersin yerel yönetimi pekala bunu durdurabilirdi. Aynı şey Karadeniz'in kırlarında HES yapımları için de geçerlidir. HES yapımlarını eğer oralar özerk olmuş olsaydı, merkezi hükümet gelip onları eline çantasını toplayan müteahhide satamaz. Bütün bu kaynaklar halkın kaynakları olarak kalırdı. Sadece halkın değil, doğanın kaynakları, ayının hakkı için, karıncanın hakkı için, kuşun hakkı için bütün bu kaynaklar halk tarafından yönetilirdi. O nedenle yerel yönetim ve özerk yönetim tartışmasını bu şekilde boğmaya kalkmayın, kalkılmasın.
akıl fikir sahipleri de oturup bir düşünsünler. Nasıl olacak Türkiye, nasıl olacak da düzlüğe çıkacak? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de unutabilir kendi yazdıklarını, kendi yaptıklarını. 2002'de ortaya koydukları bir yerel yönetim modeliyle devletin trafik cezaları gelirlerinden elde edeceği bütün gelirlerin yerel yönetime paylaştırılmasını da önermişlerdi. Ha o kaynak, ha bu kaynak. Soyut olarak düşünün, kaynak kaynaktır. Eğer devlet topluyorsa bu kaynağı, bunun yerel tarafından da toplanma hakkını kabul etmek zorundadır. Bu adil sözleşme olmadıkça Türkiye şimdiki cehennemi içerisinde boğulmaya devam edecektir. Ve eğer yerel yönetimlerin özerkliği bu şekilde benimsenebilmiş, kabul edilebilmiş olsaydı, Kürdistan'daki belediyeler gibi Türkiye'de bugün çok büyük işçi kesimleri taşeron olarak çalışmaz, çalıştırılmazlardı. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak taşeron çalıştırmayı yasaklayacağız ve işçi cinayetlerini önleyeceğiz. Ama işçi cinayetlerini bu hükümet önleyemez. Çünkü tıpkı yerel kaynaklara tasarruf edilmesinin karşısında olduğu gibi işçinin kendi artık değerinden doğan zenginliğin kontrolü bakımından söz sahibi olmasına da karşıdır. Bunun pratik anlamı şudur. Sağlık tedbirlerinin, iş güvenliği tedbirlerinin ve ücret politikalarının en kötüsü üzerinden kurulması aslında bugün yeni bir işçi sınıfının doğmasına yol açılmasıdır. Bu işçi sınıfına biz kısaca prekarya diyoruz. Yani güvencesiz çalışma proleterleri. Ve Türkiye'de bugün artık güvencesiz çalışma bir kural, güvenceli çalışma bir istisna haline gelmiştir. Bu karşı karşıya kaldığımız bütün işçi cinayetlerinin sebebi aslında güvencesiz çalışmadır. Ve bu güvencesiz çalışmanın karşısında işçi sınıfının kendi gücünü ortaya koymak ve kendi taleplerini ortaya koymak çabaları da Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından gene bir savaş hükümeti zihniyetiyle bastırılmak istenmektedir. 1 Mayıs'ta Taksim alanının işçilere verilmeyeceğini İstanbul Valisi ilan etti. Gezi'yi gaza boğan İstanbul Valisi geçtiğimiz yıl diyordu ki Taksim'de inşaat var. Bir inşaat bitsin sonra ya alan sizin. İnşaat bitti, alan bizim değil. Yeni kapıya gideceğiz. Niye? Balıklarla miting yapmaya. Öyle yağma yok. Öyle yağma yok. İşçiler nerede? Halkların Demokratik Partisi. Orada olacak. İşçiler 30 yıl mücadele ettiler. 1977'den sonra Taksim'de kendi haklarını haykırmak için. Şimdi bu hak bir İstanbul valisi Mutlu Bey tarafından ellerinden alınmaz. Vali ne kadar çok hak çiğnerse o kadar mutlu oluyor. Biz o kadar mutsuz oluyoruz. O yüzden şimdiden söylüyoruz. Bu Taksim'le ilgili kararınızı gözden geçirin. İşçiler Taksim'de olmayı isterken ne kadar haklı olduklarını bundan 4 yıl önce bütün herkes ortaklaşa paylaştı. Tayyip Erdoğan'ın kendisi 1 Mayıs'ı tatil ilan ederken 2010'da Taksim alanını gösterilere açarken işte işçinin hakkı olanı verdik diyordu. 2009'da hiç ayaklar baş olur mu diyordu. Şimdi tekrar aynı hikayeye döndü. Alıştık Tayyip Erdoğan'ın böyle demokrasiyle diktatörlük arasında gidip gelmesine ama biz haklarımızı çiğnetmeye alışık değiliz. O yüzden buradan şimdiden söylüyoruz. 1 Mayıs'ta Türkiye'nin gerilmesini, İstanbul'un gerilmesini, Taksim'in gerilmesini istemiyorsak işçilerin orada bulunma hakkını da koruyacak tedbirlerin şimdiden alınması gerekir. Devletin sık sık sığındığı izin almak almamak, halkın düzeninin bozulması, kentin düzeninin bozulması gerekçeleri de kabul edilebilir gerekçeler değildir. Türkiye'nin tabi olduğu uluslararası mevzuata göre hükümet sadece düzenli gösterileri değil, düzensiz gösterileri de gösteri yapanlar açısından güvenceye almakla yükümlüdür. Hükümetlerin görevi toplantı ve gösteri hakkının kullanılmasını sağlamaktır. Yasaklamak istisnaidir, hakların kullandırılması esastır. O yüzden işçilerin haklarının kullanılması önlenmeye çalışılmamalıdır. Buradan daha şimdiden 1 Mayıs'ta uluslararası
işçilerin uluslararası mücadele ve dayanışma gününü kutlayacak olan işçilere dünyanın her yanında ve Türkiye'de kutlu olsun diyoruz. İşçi sınıfının 1 Mayıs'ı kutlu olsun, uğurlu olsun. Birleşen işçiler asla yenilemezler. Zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şey yoktur. Kazanacakları koca bir dünya vardır. O koca dünyayı kazanmak için Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Çerkes'i, Alevi'si, Sünni'si, Ezidi'si, Süryani'si hep birlikte 1 Mayıs alanlarında olacağız. Hepimizin yolu açık olsun, partimizin yolu açık olsun. Yeni mücadeleler bizi bekliyor. Demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet, barış için omuz omuza arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.